Merhaba, ben Ayhan Şef. Bugün sizlere bulut yumurta yapacağım. Cloud Egg. Evet, bu da bulut gibi puf puf kavaran lezzetli bir omlet. Yine çırpılarak hazırlanan yumurtalar tariflerinden. Evet, şimdi iki yumurtamız var. İki yumurtamızın şöyle iki sarısını ayırdık ve beyazını ayırdık. Sarı ve beyazını ayrı ayrı çırpacağız. Burada bir çay kaşığı tuzumuz var ve bir tatlı kaşığı da şekerimiz var. Tepeleme değil, normal şekilde bir tatlı kaşığı şekerimiz var. Şimdi tuzumuzu sarımızın içine atıyoruz. Şöyle güzelce sarı ile tuzumuzu karıştırıyoruz burada. Evet, bu kenarda bekliyor. Şimdi şekerimizi de yumurta akımızın içine atıyoruz. Evet, bir tatlı kaşığı şekerimizi de beyazını attık. Şekerini atıyoruz. Daha böyle düzgün, daha böyle puf olması için, yumurtanın güzel köpürmesi için şekeri atıyoruz. Evet, şimdi bunu siz isterseniz elle de çırpabilirsiniz, mikserle de çırpabilirsiniz. Biz daha hızlı olması için mikserle çırp. Elle de tabii ki aynı kıvamı yakalayabiliyorsunuz. Görüyorsunuz, bakın. Tıraş köpüğü kıvamında oldu. Bu kıvam idealdir. Evet, şimdi yumurtamızı bakın güzelce köpürttük. Ters çevirdik. Düşmüyor gördüğünüz gibi. Yumurta sarımızı da spatula yardımıyla böyle alttan üstten yavaş yavaş karıştırarak karıştıracağız ki bu oluşan kabarıklığı, köpüğümsü yapıyı bozmayacağız. O yüzden spatula ile yavaş yavaş katacağız. Evet, yumurta sarımızı atıyoruz. Evet, şöyle alttan üstten karıştırarak yavaş yavaş yumurta sarımızı yediriyoruz. Evet, bu kadar. Bu kadar yeterli. Şimdi bunu tavamızda pişireceğiz. Tavamızın altını yakıyoruz. Tava ısındıktan sonra tavamızı kısık ateşe alacağız. Kısık ateşte pişireceğiz. Tavaya tereyağımızı atıyoruz. Güzelce eritiyoruz. Şimdi tavamızın altını en kısa aldık. Kısık ateşte güzelce pişireceğiz. Şöyle. Yumurtamızı koyduk, bulut yumurtamızı. Şöyle tavanın boyutuna göre yayıyoruz. Tamamdır. Şimdi kısık ateşte güzelce kontrol ederek pişiyoruz. Altı yanmayacak, üst içi de pişecek. O yüzden kısık ateşte pişiriyoruz. Şöyle arada bir sallayarak da güzel pişmesini sağlarız. Şöyle altını kontrol ediyoruz. Bakın kızarmaya başlamış güzelce. Salıyoruz ki altının yapışmadığından emin olalım. Evet, güzel pişmiş. Şöyle hemen katlıyoruz. Ön tarafını da göstereyim. Bu şekilde. Şöyle şu taraftan da böyle pişirebiliriz. Şöyle koyup.
Bakın daha böyle pürüzsüz bir hal alıyor. Bulut yumurtamız hazır oldu. Evet, bulut yumurtamız gayet güzel gözüküyor. Afiyet olsun. En güzel tarifler sizinle olsun.